yurt dışından gelmiş diploması olan insanlar için hani okumaya devam etmek için ne yapmak gerekiyor? Siz mesela nereden geldiniz Selma Hanım ve ne okudunuz? Hollanda'dan geldim. Diş doktoru yardımcılığı ve aynı zaman diş eti problemlerini çözen hani ağız ve diş bakımı diyeyim. Anladım. Diplomayı aldınız mı? Evet. Aldınız. Peki şimdi nasıl burada iş bulabilirsiniz? Nasıl çalışırsınız? Diplomanız tanınıyor mu, tanınmıyor mu? Barış Hocam bir özetlesin bize. Sonra Adnan Hocam da nasıl çalışır onu anlatsın. Şimdi tamam. Tabii öncelikle şöyle, yurt dışı diplomalarının geçerliliği konusunda tek yetkili merci YÖK'tür. Bu anlamda YÖK'ün akredite yani dışarıdan gelen öğrencilerin denkliğini oluşturan departmanına müracaat edilmesi lazım. Bir oradan ilgili müracaat etme noktasında, iletişim alma noktasında çok net bilgiler alabilirler. İletişim kurduktan sonra denklikle ilgili bir sorun var mı yok, onlar detaylı açıklarlar. Tamam, mezun kabul ediliyor mu Türkiye'de? Tabii, değil mi? Çünkü denkliği olmayan, bir kere en büyük fark şöyle, isim benzerliği olabiliyor ama ders içeriği itibariyle çok çok farklı bölümler var. Mesela biz PDR'de bunun sıkıntısını yaşadık. Ara bölümler var. Farklı isimlerle karma bölümler yapılmış Türkiye'de. Ve kılavuza o şekilde girmiş. Sadece Türkiye yaz. Aynı şey farklı ülkelerin programlarında da birebir mevcut ve birebir uymuyor. Bu noktada şöyle bir durum var. İşte direkt diş hekimliği veyahut da ağız ağız bakıma uygun bir bölüme uyup uymadığını oradan net bir şekilde öğrenmeleri tamam, lazım. Danıştım. Öğrendikten sonra da ikinci aşamaya geçiyoruz. Sağlık Bakanlığı'na müracaat etmeleri lazım. Sağlık Bakanlığı eğer denkliği alabilirlerse o denklik belgeleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı'nda çalışma izni, çünkü Sağlık Bakanlığı veriyor. Anladım, dolayısıyla tamam. Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek orada çalışma izni onayını alacaklar. Mesela hocam edecekler. Şimdi 2 yıllık programa denk geliyorsa Selma Hanım'ınki burada 4 yıllık için devam edebilir mi ya da çünkü tekrar sınava girecek? Çünkü şekilde Avrupa'da da çoğu ülkelerde 5 yıl, Türkiye'de de 5 yıl, İngilizce ile beraber 6 yıl oluyor. Arkadaşımızınki yardımcılık büyük ihtimal MEO programı Avrupa'da da var, mesleki eğitimi. 2 yıllık bir program almış. Onu önce hocamın söylediği gibi akredite edecek. Denklik alacak. Denklik aldıktan sonra istediği yerde çalışabilir. Türk öğrenciler gibi hakkı olur. Türk öğrenci çünkü. Okumaya devam etmesi için. Okumaya devam etmesi için eğer diş hekimliği istiyorsa bir yatay geçiş mümkün değil. Dolayısıyla sıfırdan diş hekimliğini sınava girecek. Üniversite sınavına girecek. Diş hekimliğini kazanacak. Ve 5 yıl okuyacak tabii Anladım. Ki. Anladım. Tamam. Dikeye geçişle acaba geçebiliyor mu diye Hayır. merak ettim.